Number One Mac en güncel haberleriyle başlıyor. Ünlü yazar Richard Osman'ın The Thursday Murder Club isimli romanı İngiltere'nin Noel öncesi en çok satılan kitabı oldu. Noel öncesi cumartesi gününde toplanan verilere göre 134.500 adet satıldığı belirtildi. En çok satılanlarda ikinci sırada Barack Obama'nın anılarından oluşan A Promised Land isimli kitap yer alıyor. Güzel oyuncu Margot Robbie yeni çıkacak olan Barbie filmi için hayranlarının beklediğinden daha farklı olacağını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu tüm zamanların en ikonik oyuncaklarından olan Barbie için çekilecek filmde başrolde oynayacak. Çok farklı ve alışılmadık bir film olacağını söyleyen Robbie, dünyaya pozitif bir şey katmak istediğini belirtti. Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, aşkı sevgilisi Camila Morone'de buldu. DiCaprio aşkını saklamazken dostları da onların mutluluğunu paylaşıyor. Bir dostlarının çift için çok mutlu ve çok aşıklar. Camila çok tatlı ve güzel biri. Ailesiyle çok iyi anlaşıyor. Umarım çok mutlu olurlar açıklamasında bulundu. Oyuncu Jessica Alba katıldığı bir moda çekiminde bikinili vücudunu gösterdi. Vücuduyla ilgili gelen yorumlara artık spor salonlarında kendimi harcamayacağım. Her zaman mükemmel görünmek zorunda değilim. Pandemi sürecinde ailemle olan ilişkilerimi güçlendirmeyi tercih ettim ve mutluyum diyerek cevap verdi. Hollywood'un en büyük yapımlarında oynayan 52 yaşındaki Hugh Jackman fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti. 65 yaşındaki eşiyle sahile giden Jackman şişkin pazıları ve karın kaslarını göstermeye çekinmedi. Birlikte soğuk sulara atlayan çift mutlu bir şekilde yüzdü. Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları fotoğraf Avustralya'da Ocean Fotoğraf Ödülünü kazandı. Tobias Baumgartner fotoğrafı çektiği esnada fotoğraftaki iki penguenin eşlerini henüz kaybettiğini ve birbirlerini teselli ettiklerini söyledi. Beko Crystal TV spor haberlerini sunar. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille Türk futbolculara yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sahibi değişen Lille, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ardından bir Türk yıldızı daha kadrosuna katıyor. Lille, Ali Akman için Bursaspor'a 2 milyon euro teklif etti. Ünlü Arjantinli futbolcu Maradona'nın toksikoloji raporu açıklandı. Arjantin'de 25 Kasım'da hayatını kaybeden Diego Armando Maradona'ya yapılan toksikoloji testleri, efsane futbolcunun ölümünden önce uyuşturucu veya alkol almadığını ortaya koydu. Milli yüzücü Merve Tuncel, dünya gençler rekorunu kırdı. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest gençler kategorisinde mücadele eden milli yüzücü Merve Tuncel'den dünya rekoru geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Merve Tuncel'i yürekten kutladığını belirtti. Beko Crystal TV spor haberlerini sunduk.